Büyük gün nihayet geldi. Uzak ve tehlikeli sularda geçen macera, bugün mutluluk ve gururla sona eriyor. Uzaklar 2'nin 3,5 yıl önce Marmaris'ten başlayan yolculuğu, bugün 29 Kasım Perşembe günü yine Marmaris'te sonlanacak. Osman'la Sibel, uzun bir aradan sonra yeniden memleket toprağına ayak basacak. Karşılama alanında heyecan giderek artıyor. İrep Çakır, TRT Türk'ün bültenlerine canlı bağlanarak atmosferi aktarıyor. Kucaklaşmaya çok az bir zaman kaldı. Ekipler, Uzaklar 2'yi Marmaris açıklarında yakalamak için yola çıkıyor. Antarktika'ya giden ilk Türk denizcileri Kaptan Osman Atasoy ile Sibel Karasu, tekneleri Uzaklar 2'yi, yolculuklarının başlangıç noktasına sağ salim geri getirmeyi başardı. Aslında onların amacı rekor kırmak değildi. Gidilebilecek en uzak yere gitmek, tekneyle ulaşabilecekleri en uzak yerde olmak. Osman'la Sibel'in bekleyeni çok. Başta onları çok özleyen yakınları, dostları tabii ki. Ama onların serüvenini yakından takip eden hayranları da büyük bir heyecan içinde. Marmarisliler de alanı yavaş yavaş dolduruyor. Merhaba sevgili TRT Türk izleyicileri. Dünyayı Türkiye'ye anlatan, Türkiye'yi dünyaya taşıyan çok özel bir canlı yayın için karşınızdayız. TRT Türk'ün desteğiyle hayata geçirilen Uzaklar Antarktika adlı projenin kavuşma töreni bu, burada yapacağımız hep birlikte olan. Kahramanlarımız Kaptan Osman Atasoy ve sualtı rehberi profesyonel dalgıç Sibel Karasu. Onlar insansız kıta Antarktika'ya bir Türk yapımı yelkenli tekneyle birlikte, Türk bayrağı ile birlikte giden ilk Türk denizcileri olmak için yola çıktılar. Çok büyük bir projeydi bu. Bu projenin arkasında TRT Türk'ün desteğiyle birlikte tam bir senelik zorlu bir yolculuk yatıyordu. İşte bu yolculuğun kavuşma anı burası olacak. Aslında büyük hedefleriyle birlikte yaklaşık 4 yıl önce demir aldıkları Marmaris'te onları karşılıyor olacağız. Uzaklar 2 teknesi, Kaptan Osman Atasoy ve Sibel Karasu'nun 4 senelik evi. İşte artık Marmaris'te, Marmaris açıklarında boğazdan girdiler. Yanlarında Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait botlar ve onların bütün denizci arkadaşları var. Hep beraber yaklaşıyorlar. Onları burada karşılıyor olacağız. Bütün sevinçlerine paylaşıyor olacağız. Yanımızda onları karşılayacak olan denizcilik okulu öğrencileriyle birlikte. Marmaris'te özel bir tören dediğimiz gibi. Çünkü gerçekten son sözü vahşi suların söylediği bir coğrafyadan gelen bir kaptan ve bir miço'muz olacak belki de. Şimdi onlar için bu özel yayını yaparken ilk önce kısacık bir hikayelerini anlatmak istiyorum. Oldukça uzun bir süre. Düşünün, yaklaşık 4 yıl önce çıktılar. Aslında hayalleri büyüktü. Hornburnu'nu geçmek istiyorlardı. Hornburnu dediğimiz yer aslında dünya denizlerinin Everest'i diye tanınan en zor coğrafyalardan biri denizciler için. Ve biliyor musunuz, dünyada Hornburnu'nu dönebilen denizci sayısı uzaya giden astronot sayısından bile daha az. İşte Osman Atasoy ve Sibel Karasu isimlerini dünyanın bu çok önemli denizcilerinin arasına yazdırdılar bu önemli projeyle birlikte. Ve arkasından hedeflerini bir adım daha ileriye taşıdılar. Güney Amerika'nın en ucundalardı. Tam karşılarında Antarktika vardı. Hani o ıssız ada, insansız büyük kara parçası. Oraya gitmek istiyorlardı. Onların arkalarında çok özel bir destekçileri oldu. TRT Türk ve Kaptan Osman Atasoy ile Sibel Karasu'nun Uzaklar 2 ile birlikte işte insansız karaya ayak basma maceraları başladı. İsimlerimizi ve tekne ismini yazdım. Parlak postun hangi bir sorun olursa tanımlanmak için. Tekne hayatının normal cilveleri bunlar. Uzaklar 2.
Zafer Power. Bu gece tedirgin yapacağız biraz. Nihayet hedefimize ulaştık, Antarktika'ya vardık. Uzaklar 2 ile 2012 yılının Ocak ayında Ateş Toprakları'nın güney ucundaki Puerto Williams'tan yola çıkan Osmanla Sibel, Hornburnu'nu üçüncü kez dönerek 500 mil uzaktaki Antarktika anakarasına Şubat ayının ilk haftasında ulaştı. Hey, Antarktika'dayız! Aklımızda penguenler. Antarktika'da buzullar arasında ilerleyip, insansız ve ıssız limanlarda demirleyerek 6 hafta geçiren Uzaklar 2 ekibi, penguenlerle zenginleşen Antarktika yaşamını da kayda aldılar. Başbakan yardımcımız Sayın Bülent Arınç da geldiler. Törende bizle birlikte olacaklar. Antarktika'ya giden ilk Türk denizcilerini birlikte karşılıyor olacak olmak bizim için çok büyük bir gurur. Yanlarında TRT Genel Müdürümüz Sayın İbrahim Şahin ve eşleri de var. Eşi Münevver Hanımefendi de yanlarındalar. Hep birlikte geliyorlar. Sizi bırakmıyorum destekçi olarak kesinlikle. Sayın Bakanımıza hoş geldin diyoruz. Uzaklar 2'nin Antarktika yolculuğu 23 Mart 2012'de Arjantin'in en güney ucundaki Ushuaia limanında sona erdi. Fırtınaların savurduğu buzdağlarıyla kaplı dünyanın bu en tehlikeli sularında Türkiye yapımı teknelerini Antarktika'ya ulaştıran ilk Türk denizcileri unvanını alan Kaptan Osman Atasoy ve Sibel Karasu dönüş için Mayıs ayında rotasını Atlantik Okyanusu'na çevirdi. Boralar ve sağanaklarla dolu zorlu okyanus geçişini hiç durmadan 53 günde tamamlayan Osman'la Sibel, Portekiz'e ait Madeira Adası'nda karaya ayak bastı.
Bir süre tekneye ve kendilerine bir nefes alma zamanı tanıdılar ve yeniden yola çıktılar. Uzaklar iki eşlikçileriyle, refakatçileriyle birlikte geliyor. Bakalım seslerini duyabilecek miyiz? Ne dersiniz? Uzaklar iki, Uzaklar iki TRT. Uzaklar iki, Uzaklar iki TRT. Son bir şans. TRT Uzaklar iki. Duyuyor musunuz Uzaklar iki? Duyuyorum İrep, duyuyorum seni. Tamam. Seyircilerimiz de duyabiliyorlardır tahmin ediyorum. Osman selam, canlı yayındayız. Anlaşıldı İrep, anlaşıldı, tamam. Çok yakınımızdasınız. Görebiliyoruz artık şu anda bütün TRT Türk izleyicileri, tüm Türkiye sizi izliyor. Nasıl yaklaştığınızı görüyor. Biz kendimizce büyük heyecanımızla Antarktika Fatihleri yaklaşıyor diyoruz ama. Biz de gördük artık, karayı gördük, tekneleri gördük, geliyoruz. Osman, bize kavuşmadan, biz de size kavuşmadan önce merak ediyorum. Denizdeki bir süreliğine herhalde son zamanlarında olacak. Ne hissediyorsunuz Sibel'le birlikte karaya ulaşmadan? Çok sevinçliyiz, mutluyuz tabii ki ama yorgunuz da. Tam 4 aydır hiç durmadan geliyoruz. Herhalde ilk yapacağımız iş uzun bir uyku olacak. Sevdiklerimize kavuştuktan sonra devam. Heyecanla bekliyoruz. Görüşmek üzere, tamam. Görüşmek üzere. Çok özel bir an, çok büyük bir parçalık, çok büyük bir heyecanı paylaşıyoruz. Sanırım teknenin üzerinde el sallayan Sibel'le Osman da bu heyecanı inanılmaz derinden yaşıyorlar. Teknenin üzerinde ben de onları görebiliyorum. Denizcilik Okulu öğrencilerinin 75. yılı meslek teknik lisesi öğrencilerinin çaldıkları sirenlerle az önce duyduğunuz çanımızla da birlikte geliyorlar. İşte Sibel. Hoş geldiniz Sibel'le Osman. Sibel halatı attı. 4 yıl sonra yeniden Türkiye sularında, Türkiye kıyılarındalar artık. İlk halatı Sibel atıyor karaya Marmaris'te. Osman dümen başında. Artık bordalamak için son hazırlıklarını yapıyorlar. Yüzlerindeki mutluluk gerçekten burada görülmeye değer, siz de fark etmişsinizdir. Onca yolun, onca yorgunluğun izleri var diyecektim ama Osman Atasoy sanırım sakallarını bile kesmiş. Işıl ışıl bir yüzle hep beraber geliyorlar. Hoş geldiniz diyoruz yeniden. Evet, Marmaris halkı, bütün davetlilerimiz hepsi birden karşılıyorlar. Onlara karşılamak için çiçekleri de Denizcilik Okulu öğrencilerimiz verecekler.
karada çiçeklerle karşılıyoruz. Bu çok özel bir duygu işte. Düşünün 4 yıl sonra inanılmaz maceralarla buluşmuş ve onları bütün denizcilik ruhlarıyla getirmiş olarak yeniden çıktıkları yere geldiler. Osman geliyor, Sibel'i de bekliyoruz. Sevgili Osman Atasoy. Tebrik ederiz. Ne mutlu sizleri gördük. Sağ olun, hoş geldiniz. Valla çok yorgunuz ama çok mutluyuz sizi gördük burada. Çok da zahmet ettiniz bu kadar kişi. Sağ olun, ayağınıza sağlık. Herkesin güzel yolda sizi bekliyor. Sağ olun efendim. Başarılar, sağ olun. Şimdi hemen sizleri izleyicilerimizle buluşturmak için içeri almak istiyorum. Sayın Bakanım, sizleri dinleyici yerlerinize alalım lütfen. Burada. Osman, Sibel kaçıyor. Deniz'i daha şimdiden özledi galiba. Sevgili Sibel Karasu. Sibel Karasu'yu da alalım yanımıza. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Siz de hoş geldiniz. İşte nihayet 3,5 yıl, 4 yıl sonra varmak kısmet oldu. Sibel, çok zorlu zamanların olmuştu ama hiç pes ediyorum lafı çıkmadı ağzından. Şimdi de bu gözyaşlarının pes etme gözyaşları olmadığını herkes bilsin. Sevinçten çünkü yeğenlerimi bebekken bırakmıştım. Şu an 5 yaşındalar. Yani çok özlemiştim onları görünce duygulandım. İnanılmaz yollar açtınız gerçekten. Özellikle son bir seneniz, yani Uzaklar Antarktika projesi için geçirdiğiniz bu süreç çok zorluydu. Ben hep hani görüntülerle izleyicilerimize anlatmaya çalışıyoruz. Buzdağlarını, zorlukları vesaire, ama sizin aklınızda şimdi dönüp baktığınızda şu bir senenin en önemli anları, hani bu gözyaşlarının sebebi olan o anları merak ediyorum. İşte benim için iki tane var. Bir tanesi Hornburnu'nu bordaladığımız an, Hornburnu'nu yıllardır hayal ettiğim burnu görmem. İkincisi de Antarktika'nın o hiçbir yere benzemeyen beyaz dünyasına ilk girişimiz. Bu iki an hep gözümün önünde. Bir de üçüncüsü var. Yol boyu bizi hiç yalnız bırakmayan albatroslar. Sibel, nasıl geçti hele ki o Antarktika kıyılarındaki o 3 ay? Çok heyecanlı, korku dolu ve stresli. Ama bir o kadar da heyecan verici, muazzam bir yerdi. Bayağı zor anlar yaşadık ama bunun karşında da müthiş bir dünyanın, bir kıtanın yakınındaydık. O yüzden güzeldi. Ama bu sabah bir şey oldu mesela. Türkiye'yi çok özlemişiz, memleketi. İlk Türk sahilleri göründüğünde yani neredeyse ağlayacak gibi olduk. İkincisi bu sabah Sibel dedi ki sivrisinek var dedi. Ben öldüreyim dedim ama o yok, o dedi. Türk sivrisineği dedi, kalsın dedi. Yani onu bile o kadar özlemişim. Evet. Gittiğimiz coğrafya gerçekten çok sertti. Biliyorduk giderken de bu kadar sert olacağını, bu kadar zor olacağını biliyorduk. Ama tabii karşılaşınca bilmek gibi olmuyor gerçekten yaşayınca. Zor anlar yaşadık ama tabii ki her zaman dualarımız eksik olmadı. Ve Uzaklar çok güzel bir tekne. Maşallah kırmızı kızımız çok güzel bir tekne. Çok sağlam bir tekne. Bizi o zorlu sulardan çıkarttı. Ve sağ salim buralara kadar getirdi. Antarktika'da biz bir şeyi fark ettik, hissettik. Birçok ülkenin orada, büyük ülkelerin üssü var. Bizim yok. Türkiye'de artık büyük bir ülke. Onun da bir üssü olması gerekir diye düşünüyorum. Yakışır Türkiye'de. Hatta biz yer belirledik. Evet. Bayrağımızı diktiğimiz yer çok uygun. Penguenlerin bol olduğu çok korunaklı bir koy. İnşallah önümüzdeki yani. Orada bir varlık göstermek. Zaten üstlerin amacı o ülkenin varlığını göstermek, bayrağını dalgalandırmak. Onu fark ettik gezdiğimiz üslerde. Bizim de olacak inşallah yakında. Aslında Sayın Bakanımıza söyleyebiliriz. Çünkü düşünün, 2013 yılı UNESCO tarafından Piri Reis yılı olarak ilan edildi. Belki de bunu fırsat bilip bambaşka şeyler yapmak gerekir. Ne dersiniz Sayın Bakanım? Sizin bu heyecanı birinci elden paylaşmanızı çok isteriz bizimle birlikte. İki değerli denizcimizi 3,5 yıl sonra tekrar Marmaris'te karşılamaktan, onları sağ salim, çok da zinde bir şekilde görmekten mutluyuz. Doğrusu uzaktakiler iki teknesiyle dünyanın hiç ulaşamadığımız noktalarını görmüş ve program yapmış birileri olarak onları bu cesaretlerinden, bu dirayetlerinden dolayı tebrik ediyorum. Osman Atasoy arkadaşımız, Sibel Karasu hanımefendi bir mükemmel işi başardılar. Gerçekten akla uzak bir şey. Hanımla da bunu konuştuk. Yani 3,5 yıl denizlerde olacaksınız. O deniz şartlarında korkmadan, yılmadan, büyük bir dirayetle ve cesaretle bu yolculuğu yapacaksınız. Biz de TRT Türk'te bunun programını yapacağız
milyonlarca insana ulaştıracağız. Şüphesiz Osman Bey'in bu konuda deneyimleri, bu konudaki cesareti söz konusu, ama bir Türk kadını, bir Türk kızı olarak Sibel Hanım'ın da bu engin denizlerde büyük bir dirayet ve cesaret gösterdiğini görüyorum. Türk kızlarına bir örnek olarak kendisini kutlamak istiyorum. Şimdi bu tekne Türk yapımı. Mürettebatı Türk, bayrağı da Türk bayrağı. Nereleri dolaştı geldi, programı izleyenler bunu bilecektir. Bu hakikaten seyahatlara çok teşne olan, bu konularda Evliya Çelebi'den bu yana belki seyahatler konusunda deneyimi olan bir ülkeyiz. Ama böyle bir tekneyle, 14 metre zannediyorum değil mi? Çok da basit bir yapım olduğunu ben şahsen görüyorum. O Antarktika'ya kadar gidebilecek, bizim sadece hayal edebildiğimiz, o buzulların, penguenlerin olduğu bir yerden program yapıp orada Türkiye'nin de bir temsilcilik açmasını isteyebilecek noktaya gelmişler. Gerçekten 10 defa tebrik etmemiz lazım bu iki değerli arkadaşımızı. Ben hem şahsım adına hem de temsil ettiğim hükümet adına bu başarılarından dolayı iki arkadaşımızı da candan kutluyorum. Bundan sonraki yaşamlarında da kendilerine başarılar diliyorum. TRT Genel Müdürüm Sayın İbrahim Şahin, lütfen sizi alabilir miyim? Dünyanın dibine gittiler geldiler, Antarktika. Gerçekten kutluyorum. Eski ulaştırmada çalışan bir insan olarak da denizciliğin ne kadar önemli ama ne kadar güç olduğunu biliyorum. Denizde suyla kavga edilmez, ona dost olursanız mesafe alırsınız. Herhalde dost oldunuz çünkü Sibel Hanım tekneden çıkmak istemedi. Tabii Marmaris'i uğurlarken de böyle gözleri heyecanlıydı, mutluydu ama karşılarken çoğunun gözleri yaşardı. Herhalde dostlarınız, eşleriniz, arkadaşlarınız gelmişlerdi. Bizim için de çok şeref verici bir iş. Sağ olsunlar bizi kırmadılar. Sayın Başbakan Yardımcımız hoş geldiniz demek için değerli eşleriyle beraber geldiler. Marmaris inşallah bu vesileyle tüm dünyaya daha farklı şekilde de iletilecek ama bizim buradaki kazancımız çok kaliteli bir belgesel bulduk, belgesel yakaladık. Yol, anlatım ve belgesel gibi üç farklı unsurun bir araya katıldığı yeni bir belgesel belki türü. İnşallah bu belgeseli zaten başladık. Hep beraber izlersek ne kadar güç şartlar içerisinde ama ne kadar güzel bir çalışmanın, seyahatin olduğunu birlikte göreceğiz. Amaçlarını gerçekleştirmiş olmanın büyük gururuyla sevenlerini kucaklıyorlar. Osman'la Sibel 4 aydır neredeyse hiç durmadan yol aldı. Hornburnu sularından buraya kadar yaptıkları binlerce millik yol artık geride kaldı. İkisi de çok yoruldu ve artık dinlenmeyi hak ettiler.